Zamlı promosyon veren bankalar emeklileri müşterisi yapmak için yarışa girdiler. Promosyon ödemeleri 8 bin liradan başlıyor, 15 bin liraya kadar çıkıyor. Bazı bankalar promosyon ödemesinin yanında 3 bin liraya kadar ek ödeme de yapıyor. Bankalar promosyon rekabetinde. Emeklilerde en yüksek promosyon veren bankayı bulma arayışında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla kamu bankalarında emekli promosyonlarında artışa gidildi. Emekli promosyonları 8-12 bin lira arasında belirlendi. Promosyon ödemelerine daha sonra özel bankalar da dahil edildi. SGK ve özel bankalar arasında protokol imzalandı. Özel bankalar emeklileri müşterileri yapmak için emekli promosyon rakamlarını yukarı çekmeye başladı. Promosyon ödemelerini 15 bin liraya kadar çıkarttı. Bazı bankalar promosyon ödemesinin yanında 3 bin liraya kadar ek ödeme de yapıyor. Ek ödeme ile beraber emekliler 18 bin liraya varan promosyon ödemesi alabiliyor. 10 bin liranın altında dul ve yetim aylığı alanların hesabına 5 bin lira promosyon yatırılıyor. Emekliler de en yüksek promosyon ödemesi veren bankaları tercih ediyor. Promosyon almak için emekli aylığını başka bir bankaya taşımak isteyenler, geçiş yaptığı bankaya 3 yıl müşterisi olma taahhüdü vermesi gerekiyor. Promosyon aldığı bankada 3 yılını doldurmamış olan bir emekli, anlaşmadan cayarak başka bir bankaya geçiş yapabiliyor. Bu durumda önceki promosyondan kalan süreye ait bedeli iade etmesi gerekiyor. Emekli aylığının bulunduğu kamu bankasını değiştirmeden geri tutar üzerinden promosyon almak da mümkün. 3 yıl sona ermeden promosyon başvurusu yapanların hesabına yeni promosyon yatırılınca kalan sürenin bedeli yapılan ödemeden kesilecek. Peki promosyon başvurusu nasıl yapılır? Emekliler maaş hesaplarının bulunduğu veya maaş hesaplarını taşıdıkları kamu bankasına giderek ya da o bankanın mobil bankacılığı üzerinden başvuru yapabiliyor. E-Devlet üzerinden de Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla emekli maaşı banka değişikliği talebinde bulunulabiliyor.